İskenderun Belediyesi Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenledikleri çalışma İskenderun'a ayrı bir hava katacak. Şehir merkezinin göbeğinde bulunan eski emniyet müdürlüğü binası uzun yıllardır atıl ve harabe şekilde duruyordu. Geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın gençlik merkezi üyeleriyle bir araya gelerek gençlerin şehirle ilgili düşüncelerini almasının hemen ardından harekete geçti. Belediye ve gençlik merkezi birlikte şehrin merkezine yakışmayan alanın önce düzenlemesini yaptı, daha sonra ise duvar boyamayla şehre farklı bir görünüm kazandırdı. Yapılan çalışmaların çok doğru ve yerinde olduğunu dile getiren çarşı esnafı hem belediyeye hem de gençlik merkezine teşekkür etti. 9 yıldan beri emniyet binası yıkıldıktan sonra geçen ay çok artık bir şekilde kötü bir durumdaydı. Sağ olsun belediye başkanımız Tosyalı beyefendi buraya el atarak bu kötü görüntüyü halka kavuşturdu. Çok güzel olacak. Daha da iyi olacak inşallah. Bu konuda esnaf olarak çok memnun kaldım. Bu arada gençlik merkezine teşekkür ediyoruz gençlere. Çok güzel emekleri oldu burada. Katkılarının dolayı da teşekkür ediyoruz. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, İskenderun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz dedi. Gençlik Meclisi çalışmamızda projelerden bir tanesiydi. Şehrin köhne atıp kalan yerlerde, bir yerlerde gençlerimizle birlikte bir boyama çalışması düşünüyorduk. Bu boyama çalışmasını yaparken sağ olsun İskenderun Belediye'miz alanının düzenlemesini yaptı. Eski yıkılan karakolumuzun olduğu noktadaki yeni düzenlemesini yaptı. Biz de gençlerimizle birlikte boyamasını gerçekleştiriyoruz. Çok yakında çok güzel bir sanat köşesi, sanat meydanı gibi bir alanımız oluşacak. İskenderun'un tanıtıcı görsellerle fotoğraf çekilip şehrimizde ayrı bir cazibe noktası oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burayı elimizden geldiğince gençlerimizi boş bırakmamaya çalışacağız. Oluşturulacak sahnelerde çeşitli gösteriler, davet edeceğimiz kendi branşlarında özgü kişilerle workshop çalışmaları gibi çalışmaları da yine bu alanda yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.